Bank sohbetlerinin özel bölümü için Gülhane Parkı'ndayız. Mustafa Kemal Paşa, Atatürk ve bizim bulunduğumuz burada, bu noktada. Ve aynı bu bankları bu banklarda bekleyerek, hatta kara tahtayı bu banklarda bekliyor. Fotoğrafları var, o fotoğraflar yansıtılır. Ay ne güzel, bahara merhaba diyoruz değil mi burada? Aynen. Tam kışın son günlerinde. Sizlere, ikinize de bu parkın ehemmiyetini sormak istiyorum. Sizler için özellikle. Çünkü bildiğimiz üzere gerçekten de bu parkta yani tarih yaşanmış. Yazarlar, çizerler buraya geliyor. İşte Nazım Hikmet'in malum meşhur Gülhane Parkı şiiri var. Hiç olmamış olay ama yine de çok güzel. Tanpınar keza çok seviyormuş. Yaşar Kemal öyle. Yani şairlere, hükümdarlara ve tabii ki Atatürk'ümüz için de çok kıymetli bir yer burası. Çünkü harf devriminin beyanını burada yapıyor. Dolayısıyla bu kadar tarihi olay yaşanan bir yerde sizler için ne özelliği var ve en belki de sizi etkileyen vakalar neydi buradaki? Sizlerin de dediği gibi çok önemli bir yer, çok özel bir yer. İstanbul'da bugünün İstanbulluları için nefes alınacak çok güzel bir altyapı burası bizler için. Hem buradaki donatılarla bizlerin şirket olarak verdiği özel yapımlarda hem de Park Bahçeler Müdürlüğümüzün 7/24 bütün hafta, bütün yıl boyunca çalışmasıyla çok özel bir yer haline geldi. Dediğiniz gibi tarihle iç içe bir yer. Arkamıza bakıyoruz, önümüze bakıyoruz. Her biri yaşanmışlık ve inanılmaz bir tarih bizlere anlatıyor. Buranın hassasiyeti bizim için çok fazla. Sizlerin dediği gibi bugünkü toplantı vesilemizde de bu banklar var. Atamızın harf devrimini yaptığı bu yerdeki onu anmak için yaptığımız bu banklar bizim için çok önemli. Bu bankları özellikle soracağım ama bir de Sinan Meydan'a da Gülhane'nin özelliğini sormak istiyorum. Ya benim için tabii bir tarihçi olarak Gülhane Parkı'nda bulunmak ayrı bir heyecan veriyor ki sen de aynı şeyi hissediyorsun diye düşünüyorum. Şimdi düşünün, Türkiye'nin modernleşmesinin odağındayız şu an. Yani az önce senin de vurguladığın gibi Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan o modernleşme süreci, padişahın ya da işte mutlak otoritenin kanunla sınırlanmasıdır Tanzimat Fermanı, biliyorsunuz. İlk kez, daha önceki bazı adımları saymazsak ilk kez işte 1839'da burada Mustafa Reşit Paşa, dönemin Osmanlı Hariciye Nazırı, Tanzimat Fermanı'nı okudu. Ve Tanzimat Fermanı yeni bir dönem başlattı bizim tarihimizde. Tabii bu iki ayaklı bir yeni dönem. Bir taraftan bir mutlak otoritenin gücü sınırlanırken, kanunla tırnak içinde söylüyorum, o güç sınırlanırken, diğer taraftan da biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda bir modernleşme süreci başladı. Yani her bakımdan bir modernleşme süreci başladı. Okullar açıldı başladı, tabii. Yani. Çok sayıda Tanzimat döneminde açılan yeni okullar var ki tıbbiyeden tutun mülkiyeye kadar, işte sanat okullarına kadar yeni okulların açıldığını görüyoruz. Ve Tanzimat nesli bir anlamda işte meşrutiyeti, arkasından cumhuriyeti hazırlayacak olan o süreci başlatıyor. Ve her şey burada başlıyor bir anlamda. Tanzimat Fermanı'nın diğer adı Gülhane Hattı Hümayunu, bildiğiniz gibi. Yine aydınlanmada bir rol oynamış burası bizim için. Türk aydınlanmasında nedir o? Harf devrimi. Ya düşünün, 1928'deki harf devrimi kanunlaşmadan önce, biliyorsunuz 1 Kasım 1928'de kanunlaştı harf devrimi. Kanunlaşmadan önce 8-9 Ağustos 1928'de Mustafa Kemal Paşa, Atatürk, İşte bizim bulunduğumuz burada, bu noktada. Ve aynı bu banklara bu banklarda bekleyerek, hatta kara tahtayı bu banklarda bekliyor. Fotoğrafları vardır, o fotoğraflar yansıtılır. Niye kara tahta bekleniyor? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk yapacağı devrimi ilk kez burada açıklayacak. Halka anlatacak. Şimdi düşünün, Tanzimat Fermanı'ndan harf devrimine. Yani gerçekten bir aydınlanmacı çizginin buradan yayıldığını görüyoruz bütün ülkeye. Mesela ben biliyorsun, kadın tarihi altını çiziyorum ya, Mihri Hanım. Burada kadınların, yani normalde kadınların dil okumasını, hani nü üzerinde çalışmak bile mevzubahis değil. Zonaro'dan resim eğitimi alıp ondan sonra burada kız öğrencilere dersler vermiş. Burada açıkta ders yapmışlar. Düşünün ne kadar büyülü. 2024 yılında burada olmak, Cumhuriyet'in 101. yılında bize hem bir nostalji yaşatıyor hem de aslına bakacak olursanız bunun hala korunmuş olması, hala varlığını sürdürmesi ve gerçekten bakımlı bir şekilde bugüne taşınmış olabilmesi de bu kadar olumsuzluk içinde bizi ayrıca mutlu ediyor. Kesinlikle. Evet. Tam da burada Alp Bey'e sormak istiyorum çünkü gerçekten de İstanbul'la ilgili ben
eskiden İstanbul'da yaşıyorum deyince derlerdi ki ah ne güzel, çok kıskanıyoruz. Şimdi deli misiniz diye soruyorlar. Çünkü hakikaten çok betonlaşan, çok pahalılaşan, hayatın zor olduğu bir yer. İşte böyle zorluklar içinde bu tür böyle nefes alınacak ceplerin olması çok bence kıymetli. Burası sadece tarihi değil, aynı zamanda insanların çoluk çocuğuyla gelip işte temiz hava alabileceği, oyun oynayabileceği, bir de toprağa ayak basabileceği bir nokta. Bu anlamda İBB'nin bu park projelerini ve sizin yaptığınız bu eserleri de çok önemsiyorum. Biraz anlatabilir misiniz? Tabii çünkü ki. Bayağı park sayısı tabii arttı ki. Galiba. Hem yaşam vadileri olarak hem de parklar olarak İBB son zamanlarda çok güzel merkezler açtı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun zaten takip ediyorsunuzdur. Kendisi bu konuda İstanbul Başardı projesinde birçoğunu halkımıza anlatıyor zaten. Halkın nefes alması bu betonla dolmuş bir şehir için çok önemli. Çocukların doğal bir ortamda dışarı çıkması, toprağa değmesi, çime değmesi çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda bir pandemide hepimiz evlere tıkıldık. Değerini anlamış olduk. Bir evin balkonu bile çok önemliymiş ama yeni yapılarda balkon bile yok. Bizler mecburen dışarılara çıkmak zorundayız. Evimizin dışına çıkmak zorundayız. Eğlenmek zorundayız. Bizler İston olarak halkımızı banklarla tanıştık. En fazla. Sadece park bahçelerde değil, İstanbul'un tüm alanlarında banklarla tanıştırıyoruz ve banklarımızı koyuyoruz. Banklarımız çeşit çeşit. Kültürü yansıtan, kullanımı kolay, yerine göre değişik banklarımız var. İstanbul'da ve dayanıklı. Ve de dayanıklı banklarımız var. Ne yazık ki vandalizme çok fazla uğruyor banklarımız. Ancak banklar insanların özgürlüğü için çok önemli bir yer. Ve insanları eşitliyor Beyin Hanım banklar. Bakın şimdi biz bugün Sinan Bey'le oturuyoruz. Evet. Ben oturuyorum, sizler oturuyorsunuz. Boğaz'da çıktığımız zaman bir milyoner belki aynı banka oturuyor. Bir öğrenci de cebinde harçlığıyla bir simit almış. Öğrenci de aynı banka oturuyor. Aynı manzarayı seyrediyor. Ve banklar her zaman en güzel yerlerde. Çünkü İstanbul'un en güzel manzarasında. İşte bugün Gülhane Parkı gibi, Boğaz gibi, yaşam vadileri gibi insanların nefes aldığı bir yerde. Ve bankta insanlar çok mutlu oluyor. Sizler burada geziyorsunuz, yoruluyorsunuz. Banka oturunca oh çekiyorsunuz. Ne kadar güzelmiş oturmak. Evet, ne kadar bacaklarım dinleniyor. Ya da güzel diyorsunuz. Bir mesela şiir okumak bir bankta. Ya, evet. Aynen. Aynen çok güzel. Şimdi fotoğraflara bakacağınız bankları biz İston olarak fotoğraf yarışmasında geçen ay çektik. Türkiye'nin her yerinde 5000 üzerinde fotoğraf bizlere geldi. Hmm. Türkiye'nin her yerindeki bankları böylece görmüş olduk. Aynen. Çeşit çeşit banklar var. Çok basitleri var, çok mükemmelleri de var. Ama şunu gördük. Biz hep bankta oturan insanlar mutlu. En sevdiğiyle beraber sarılmış bir fotoğrafı var. Efendime söyleyeyim, manzarayı seyrederken var, kitap okurken var. İnsanların kendi kendilerine özgür bir şekilde nefes aldıkları yerler banklar bizler için. Gerçekten insana dokunan bir yer. Tam banklar demişken iş bu bankları anlatabilir misiniz? Şimdi Sinan Bey de bahseder. Sizler tarihçiler geçmişini çok daha iyi anlatırsınız. Sizler de biraz işin içinde geldiniz. Bizlerin bir tasarım ekibi var şirketimizde. Tasarım ekibimiz kurumsal iletişim ekibiyle devamlı beraber çalışıyor ve fotoğrafçılık tarihiyle ilgilenen arkadaşlar İstanbul fotoğraflarını devamlı bakıyorlar. Şimdi fotoğraf 1850'lerde biliyorsunuz ortaya çıkmış ama bu kısa süre içinde, insanlık tarihi içinde, kısa süre içinde insana çok büyük bir vizyon vermiş. Gidemediği yerleri evine getirmiş fotoğraflar. Bizler için de öyle bir fırsat. Tarihi bugüne getirmiş o fotoğraflar. İstanbul'da, İstanbul şehrinde fotoğrafçılar için fotoğraf ilk çıktığından beri ilgi odağı olmuş. Çünkü herkesin gözünde mükemmel bir şehir. Dünyanın başkenti o zamanlar için. Ve fotoğrafçılar için inanılmaz bir coğrafya. Her yerinde İstanbul fotoğrafları çekilmiş bugüne kadar. Biz bu fotoğrafları incelerken atamızın bir fotoğrafını bulduk. Bu bankın aynısından. Her şeyiyle, ayağıyla, ahşabıyla beraber oturmuş, dinleniyor ve arkadaşlarıyla sohbet ediyor. İsmet İnönü falan var sohbetin içinde. İsmet çok ilginç. Kılıç Ali var. Kılıç Ali var. İsmet Paşa var ve Atatürk mü? Evet. Oturmuş korumaları arkada. Halk da onlarla beraber. Hoşumuza gitti. Bir düşünce aldı bize ve bunu biz tarihçi arkadaşlarımıza ilettik. Bahçeler Daire Başkanlığı'nda. Onlar Gülhane Parkı'nda olduğunu ve Sarayburnu'nda harf devrini yapmadan önce burada dinlendiğini bize söyledi.
Cumhuriyet'in 100. yılı için muhteşem bir proje olduğunu düşündük bizler. Ve bunun aynısından yapalım dedik. Ve tarihçi arkadaşlar o fotoğrafın nerede çekildiğini de buldular. Gülhane Parkı'ndaki o noktaya bu banklardan bizler koyduk. Ve bizim için çok önemli bir tarihle bir bağlantı oldu. Evet. Yani 1928 harf değerimi sizler ne kadar önemli olduğunu anlattınız. Modern Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak buraya gelmesi için çok önemli bir dönüm noktası bizler için. Ve o tarihi bizzat burada yaşamak. Bu banka oturan bugünün 2024 İstanbullusu, 1928 Genç Cumhuriyet'in o önemli devrimiyle kalben böyle bir bağ kurması bizler için çok önemli. Çok güzel. Ya ben tam da burada harf devriminin ne kadar mühim bir şey olduğunu sormak istiyorum. Evet. Çünkü maalesef biliyoruz ki son yıllarda tuhaf tuhaf sözde tarihçiler çıkıp işte Osmanlı, şanlı Osmanlı propagandası yapıyor ki yani Osmanlı'yı burada tabii ki tukaka etmeyeceğiz. Hayır, onlar bizim atalarımız ve yani genç cumhuriyetçiler de sonuçta birdenbire Mars'tan, uzaydan gelmediler değil mi? Yani Atatürk de keza öyle. Ve fakat yani anlamıyorum ben çünkü 1927'deki o nüfus sayımında yapılan istatistiklere bakınca yani toplumun %90'ı okuma yazma bilmiyor. O %90'ın yani iyimser bir istatistik. Kadınlara bakınca %1'i %2'si biliyor. Yani korkunç bir şey. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in burada yaptığı konuşma çok manidar. Çok önemli. Çok doğru söylüyorsunuz. 1927 nüfus sayımına baktığımız zaman Türkiye'nin nüfusu 13 milyon civarında. Bunun yaklaşık 7 milyonu kadın. Şimdi düşünün 6 milyon erkek var. Ama kadınlardaki okur yazar oranı çok düşük. Yani birçok ilde %0. %0.1 diyor, %0.5 diyor. Sıfır diyorum bakın. Bazı illerde %1. Birçok ilde %1 diyor. O da diyor. İstanbul, İzmir vesaire. Batıya doğru geldikçe biraz artıyor. %2, %3. Erkeklerde bir birim daha yüksek, birkaç birim daha yüksek ama toplamda %10 olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi düşünün ülkenin yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor ve kadınlar maalesef okuma yazma bilmiyor. Yine istatistiklerde şunu gördüm. Cumhuriyet ilan edilirken Türkiye'de liseye devam eden kız öğrenci sayılarına baktığın zaman 300 bile değil. Yani inanılmaz bir rakam. Yani 300 tane kız öğrenci bile liseye devam etmiyor. Şimdi şöyle düşünün. 40 bin tane köy var Türkiye'de. Cumhuriyet kurulurken. 40 bin köyün 37 bininde okulunuz yok. Dolayısıyla öğretmeniniz yok. İnsanların %85'i köylerde yaşıyor. Nüfusun %85'i köylerde yaşıyor. Ama köye okul ve öğretmen götürememişsiniz. Başka uygar kurumlar da yok ama öncelikle okula ve öğretmene bakmak lazım. Ya da sağlık kuruluşu var mı bakmak lazım. Hiçbiri yok. Dolayısıyla Cumhuriyet'i kurduğunda Atatürk'ün kafasındaki öncelikli çözülmesi gereken sorunlardan biri yaygın cehaleti yenmek kendi ifadesiyle. Yaygın cehaleti yenebilmek için de bir kültür devrimine ihtiyaç var. Kültür devrimini gerçekleştirebilmek için de önce insanların okuma yazma öğrenmesi lazım. Ne kadar dipten başlandığını görebiliyor muyuz? Yani bu çok zor. Dünyadaki ne kadar fakir bir cumhuriyet değil mi? Yani elinde ekonomik anlamda da. Ekonomik anlamda da. İnsanların başka iki sorunu daha var. Yani tek sorunları okuma yazma bilmemek değil. Sağlık. İnsanlar hasta. Sağlık. Biliyorsunuz %70'i, %60'ı, %70'i salgın hastalıklarla boğuşuyor. Cumhuriyet kurulduğunda insanların. Bakıyorsunuz onun dışında dediğiniz gibi fabrika yok ülkede. Yani ekonomi tam takır. Dış borçlu bir imparatorluk. 200 civarında bir sanayi kuruluşu var ama içinde 5 kişiyle 10 kişinin çalıştığı küçük işletmeler bunlar. Bunlara fabrika bile diyemeyiz. Ama bunların da %85'i yabancıların. 4 tane fabrika kalmış size. İnsanlar gerçekten fakir, savaştan yeni çıkmışlar, ülke ekonomisi perişan, enflasyon çok yüksek. Böyle bir ortamda bir kültür devrimi yapacaksınız. Bu çok zordu ve en temelden başlandı. Harfleri değiştirerek başladık. Şöyle bir itiraz oluyor, işte harfleri değiştirdik, geçmişte bağımız koptu. Siz de çok iyi bileceksiniz ki geçmişle zaten bir bağ kurmuş değildik. Yani zaten okuyamıyorlardı bir de yani. Cumhuriyet kurulurken Osmanlı geçmişiyle ya da daha eski geçmişle böyle güçlü bağlarımız, hatta güçlü değil zayıf bağlarımız bile henüz kurulabilmiş değil. Evet, entelektüel kesimler, Osmanlı aydınları geçmişle ilgili araştırmalar yapıyorlar, okuyorlar, ediyorlar ama bunlar yaygınlık kazanmış değil, kitleselleşmiş değil. Yani bir gecede cahil kaldık, geçmişimizden koptuk söylemi doğru değil. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi zaten toplumun %90'ı okuma yazma bilmiyor. Zaten korkunç bir cehalet var. Zaten geçmişle bir bağ kurulmuş değil. Geçmişle bağımızı da kuran Cumhuriyet
Yaygın cehaleti yenen de cumhuriyet. Yani bir gecede cahil kalmadık ama 10-15 yılda o cehaleti yenecek atılımı yaptık. Harfleri değiştirerek. Ve yani istatistiklere bakınca siz de biliyorsunuz ki 1933'e bakıyorsunuz her yıl neredeyse o rakamlar evet, artıyor. Yükselmiş. Yani %10, %20, %2020'ye gelindiğinde toplumun %97'si okuma evet, yazma biliyor. Büyük bu, rakamı %97 küsur. Devrim değilse nedir değil mi? Yani ve 1935'te affedersiniz 1935 nüfus sayımı var biliyorsunuz. Hı hı. 35 nüfus sayımında toplamda bakıyorsunuz %20'yi bulmuş. Yani düşünün 27'de %90'ı okur yazar değildi. Toplam %10'du okur yazar oranı. 1935'e geldik. 1928'de harf devrimi yapıldı biliyorsunuz. 1 Kasım 1928. 28-35 arasında millet mekteplerini açtı Atatürk. Kendisi baş öğretmen oldu. Kara tahtayı yanına aldı. Trakya'ya gitti. Karadeniz'e gitti. Batı Anadolu'yu gezdi. Harfleri kendisi de anlattı. Ama büyük bir seferberlik başlattılar. Pelin Hanım, inanılmaz bir seferberlik başladı ve o seferberlik sonrasında ne oldu? 35'te bakıyorsunuz toplumun %20'si okuryazar olmuş sizin ifade ettiğiniz gibi. Ama çok zor oldu, çok kolay değildi. Bakın 1950'lere geldiğimizde hala toplumun %60'ı falan okuryazar değil, %65'i falan okuryazar değil. Düşünün yani Türkiye demokrasiye geçerken, demokrasik düzen kurulurken temel altyapı devrimlerinden bir tanesi henüz ya %50'ye bile ulaşmış değil yani. Harf devrimi ki çok önemli. Düşünün ülkede demokrasiyi kuruyorsunuz ama toplumun henüz daha yarısını okuryazar bile yapamamıştık o sırada. Yani öyle büyük bir seferberliğe rağmen, olağanüstü mücadeleye rağmen ama bugün geldiğimiz noktada o mücadele devam etti, o seferberlik devam etti ve az önce ifade ettiniz %97'si toplumun okuryazar. Ya bu büyük bir başarı. Yani neredeyse %100 başarılı olmuş bir devrim. Neredeyse değil, kesin olarak başarılı olmuş bir devrim harf devrimi. Bir de orada ilginç bir nokta var. Burayla bağlantısı bağlamında ondan biraz söz edeyim izin verirseniz. Tabii ki. Aslında harf devriminden önce biz rakamları değiştirdik. Yani uluslararası rakamlarımızı değiştirdik önce. Mayıs 1928'de. Uluslararası rakamları değiştirirken harfleri değiştirme projesi de eş zamanlı olarak gündeme geldi. Ve bir dil encümeni kurdu Atatürk. Dil encümeni. Bu harfler üzerine çalışmalar yaptı. Yani Türkçemize uygun alfabeler değerlendirildi. Hani neden Latin kökenli alfabeyi kabul ettik diye soruyorlar zaman zaman. Türkçeye uyduğu için, Türkçeye en uygun alfabe olduğu için kabul edildi. Bazı düzenlemeler de yapıldı biliyorsunuz. Ve dünyadaki başka alfabeler de incelendi. Ve o incelemeler sonunda Latin kökenli harflerin yeni Türk alfabesi olarak kabul edilmesine karar verildi. Ama önce Mayıs ayında şeyi değiştirdik biz, uluslararası rakamlara geçtik. Yani eskiden kullandığımız rakamları yerine uluslararası Arap rakamlarının yerine batıda kullanılan şimdiki rakamları kabul ettik önce. Sonra harfleri değiştirdik. Orada ilginç bir nokta var. Atatürk harf devriminin çalışmalarına bizzat katıldı. Yani kuramsal olarak katıldı aynı zamanda. Yani birileri harf devrimini yapıp önüne koymuyorlar Atatürk'ün. Atatürk bu çalışmaların içinde. Zaten hep konuşuyoruz. Evet. Sizin kitaplarınızda ve yazılarınızda da var. Yani bir lider ki geometriyle ilgili bir kitap yazmış. Evet, evet. Terimleri bulmuş. Değil mi? Yani hepsi çok, birbirine bağlı. Evet, hepsi tabii. Birbirine bağlantılı. Dolayısıyla her şey yani eksperine bırakıyor, doğru fikirleri dinliyor ama harmanlıyor, sentezliyor. İşte bir heyet kurdu bakın az önce. Yani bilimsel olarak çalışmalar yapılıyor. Hı. Ama o bilimsel çalışmaların bir ucundan da Atatürk tutuyor. Çünkü o birikime ve o donanıma sahip. Bakıyorsunuz harf devrimiyle ilgili çalışmalarda özellikle Dolmabahçe'de burada yapılan ki harf devrimi genelde aslında İstanbul'da temellendirilen bir devrim. Evet Ankara'da da hazırlıkları var ama ben baktığımda şunu gördüm ki Atatürk biliyorsunuz 1927'de İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldikten sonra işte harf devrimi 28'de. Dolayısıyla harf devriminin hazırlıkları İstanbul'da yapıldı. Yani İstanbul merkezli bir yenilik, bir devrim olarak görülebilir harf devrimi. Ve bu devrimi yapacak olan komisyonun çalışmalarına Atatürk her fırsatta katılıyor. Onlara önerilerde bulunuyor, görüş alışverişinde bulunuyor. Ve bakın çok ilginç, yeni harfleri halka bizzat kendisi tanıtıyor. Ve burada, o fotoğraflara bayılıyorum tabii, zaten. Tabii o kara tahtanın evet, önünde. Burada da o fotoğraflar var. Burada da var. Daha sonra kara tahtayı yanına alıyor. O kara tahta burada da var. Saray yani Saray Burnu'ndaki
9 Ağustos gecesi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında o kuruluş gecesidir. Orada eğlenceler falan düzenleniyor, sanatçılar çıkıyorlar, şarkılar, türküler söyleniyor. Panayır gibi düşünün. Ama orada başka bir şey de oluyor. Mustafa Kemal Atatürk de akşam buraya geliyor ve işte oraya gitmeden önce buradaki banklarda oturuyorlar. Neyi bekliyorlarmış? Kara tahta gecikmiş. İsmet Paşa ve Atatürk'ü biz aynı bankta görüyoruz. Karşılarında Kılıç Ali var. Ne bekleniyor? Kara tahta gelecek. Kara tahta geliyor. O kadar önemli. Ve Sarayburnu'nda Mustafa Kemal Atatürk, düşünün ya, devrimini halkın ayağına götüren ve halka anlatan bir devrimci. Atatürk'ün zaten sürekli bir baş öğretmen olarak çevresindeki herkese anlatır yeni harfleri. Zaten evet. Aynı zamanlarda baş öğretmen titrini alıyor. Evet, baş öğretmenlik de zaten millet mekteplerini kurdu biliyorsunuz. Hı. Bu harfleri halka öğretebilmek için 1 Ocak 1929'dan itibaren millet mektepleri kuruldu. Ve o millet mekteplerinde herkes aslında öğretmen ve öğrenci. Ya 7'den 77'ye bir seferberlik söz konusu. Yeni harfleri bilen herkes bilmeyenlere öğretiyor, öyle ifade edeyim. Ve bunun yaş sınırı da neredeyse yok. Yani herkes öğreniyor. Ve düşünün, millet mektepleri çok özgün bir proje bu da. Yani bütün bir ülke okul haline geliyor. Ya, olağanüstü bir şey bu. Çok kültür devrimine nereden başlıyor bakın. Bütün bir ülke okul haline geliyor ve kadın erkek seferberlik halinde elinde alfabe, insanlar 7 yaşından 70 yaşına kadar millet mekteplerindeler. Ve bu millet mekteplerinin baş öğretmeni de Mustafa Kemal Atatürk. Niye baş öğretmen? Tahtayı aldı. Burada başladı ama burada kalmadı. Trakya'ya gitti, Tekirdağ'a gitti, Edirne'ye gitti, Çorlu'ya gitti, Samsun'a gitti, Sinop'a gitti, Kayseri'ye gitti, Kastamonu'ya gitti. Şuna bakar mısınız? Ne yapıyor Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk? Halkı topluyor meydanlara ve onlara yeni harfleri anlatıyor. Elinde tebeşirde. Evet, kara tahtada. Seyyar bir kara tahta var. Olağanüstü, heyecan verici. Anlatırken heyecanlanıyor insan. Evet, bankla başladık, bankla bitirmek istiyorum. Evet. Çünkü hakikaten insan duygulanıyor. Burada illa tarihçi olmamıza gerek yok. Yani bu ülkenin vatandaşı olarak burada yaşayınca bazı şeylerin çok kolay geldiğini sanıyoruz, değil mi? Evet. Yani sanki işte birisi buyurdu, böyle buyurdu Zerdüşt gibi. Ve hani hazır oldu. Hayır ama yani bütün zorluklara rağmen ekonomik, siyasi baskılar. Evet. Ya yani benim dedem, sizle daha önce konuşmuştuk. Evet. 1927'de burs almış. Atatürk burs veriyor. Fakir bir öğrenciyken gönderiliyor. Berlin'de okuyor, geliyor ve ülkesine hizmet ediyor. Çok öğrenci gönderiliyor. Köy enstitülerinde ders veriyor sonra. Yani harika. Bunlar gerçekten inanılmaz aslında şeyler ama hepsi aslında bir hani idealist bir liderin, ülkesini çok seven bir insanın ülkesini kurtarma seferberliği. Ve ülkesine güvenen. Burada başlıyor. Çok doğru ifade ülkesine ettiniz. Güvenen ve Türk'ün her şeyi başarabileceğini düşünen birisi yapıyor bunu. Tabii sizler %10 diyorsunuz da büyük ihtimal o kalan %10 da çoğu Anadolu Türk'ü değil yani. İstanbul'da, İzmir'de yaşayan yabancılar. Evet, o %10 bizde rakam, istatistik öyle olarak öyle. Pelin Hanım'ın ifadesi çok doğru. İyimser dediniz ya, iyimser bir istatistik o. Çünkü evet, baktığınızda İstanbul ve İzmir artırmış ortalamayı. Onlar çünkü, da büyük ihtimal Anadolu Türk'ü değil. Evet, gayrimüslimler artırmış. Yoksa Anadolu'da durum korkunç. Çok daha kötü. Yani, çok daha kötü. Çok haklısınız. Bir de Türk alfabesi hocam, sizler daha iyi bilirsiniz. Türkçe için özel, konuşmamız, geniz yapımız, harfleri çıkarmamız için özel. Sonuçta Latin alfabesi İngilizce'de bizdeki yumuşak G yok, I yok. Efendim mesela onların W'su bizde yok. Tamamen bizim için yapılmış ve Türk toplumu kolay konuşsun, kolay anlaşsın diye. Eskideki anlamadığımız işte Osmanlıca çoğumuzun bilmediği ve dilimize ve konuşmamıza kolay gelmeyen, bilim üretemediğimiz bir dilden daha çok üretken bir toplum haline gelmemiz için tamamen özel tasarlanmış bir dil. Yani basit bir şey değil, sadece Latin harflerine geçtik değil, aslında Türk Latin harflerine geçmiş oluyoruz bizler. Ya zaten İngilizce ya da başka yani Latin dilleri bilenler orta çağlardan kalmış, orta İngilizceden kalmış o kelimeleri okuması imkansızdır. Ama Türkçe o kadar pratik ki hakikaten hiç bilmeyen bir insan bile bakıp da belki Ç vesaire biraz bu ne diyebilirler ama yani çok kolay öğrenebilen. Ben de Ç'yi söyleyeyim. Ç de sonradan dahil edildi biliyorsunuz zaten. Ç, Ş sesleri. Ben Pelin mesela Arapça P yok ya, Farsçadan geliyor. Ama işte yani diller insanların
kullanabilmesi için var ve bir bellek aynı zamanda ki evet. Mustafa Kemal konuşmasında bir dilin bir bellek olduğunu söylüyor. Çok önemli çünkü bizler sonraki yıllarda evet. bu metinleri okuyunca ne demek istediğini çok daha iyi kesinlikle. Anlıyoruz. 9-8-9 Ağustos akşamı gecesi burada Sarayburnu'nda yeni harfleri halka tanıtırken Mustafa Kemal Atatürk bir konuşma yaptı. Çok güzel şeyler söylüyor. Bir alıntı yapayım oradan izin verirseniz. Tabii ki. Şöyle diyor. Arkadaşlar halka sesleniyor. Ya insanlar toplanmışlar çünkü. Arkadaşlar güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim güzel ahenktar zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak ve bu lüzumu anlamak mecburiyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle behemahal pek çabuk bir zamanda mükemmel bir suretle anlayacağız. Ne kadar çok anlamak ifadesini kullanmış. Yani temel dert anlamak. Çünkü eski alfabeyle anlama sorunumuz var. Yani okusak bile anlama problemi söz konusu. Seçkin bir zümrenin evet. sadece sahip olduğu bir öncelik gibi. O bile çok sınıfçı bir davranış evet. değil mi? Kesinlikle halka inmemiş bir şey. Bu yeni harflerle behemahal pek çabuk bir zamanda mükemmel bir suretle anlayacağız. Anladığımız asarına yakın zamanda bütün kainat şahit olacaktır. Ben buna katiyetle eminim. Siz de emin olunuz. Çok işler yapılmıştır ama bugün yapmaya mecbur olduğumuz son değil. Lakin çok gerekli bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir diyor. Devam ediyor. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya bu harfleri öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin, bir heyeti içtimaiyenin %10'u okuma yazma bilir. %90'ı bilmez nevindedir. Devam ediyor. Bundan insan olanlar için utanmak lazımdır. Acı gerçeği de ifade etmiş. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir. Burası çok İftihar etkili. Etmek için yaratılmış, tarihi iftiharlarla dolu bir millettir diye devam ediyor. Yani o soğuk gerçekli de toplumu yüzleştiriyor. Yani utanılacak durumdayız diyor ama biz utanmak için yaratılmış bir millet değiliz diyor. Ve orada bu devrime nasıl da inandığını ortaya da koymuş. Ki yani bu konuşmada bana en çok dokunan ya evet. bu park aynı zamanda o mütareke yıllarında İngiliz, Fransız askerlerinin halkı aşağıladığı işte çok travmatik hikayeler var burada. Çok doğru. Dövüldüğü, tecavüze uğradığı gerçekten çok acı günler yaşanmış. O 4-4,5-5 yıllık neredeyse işgal yıllarında. Burada sadece aşağılanması bir tarafa insanlar böyle giyotinin başka bir versiyonu olarak buradan tutuklanıp Fransa'ya gönderilip gemilerde çalıştırılmış. Yani dolayısıyla burası burada olması aynı zamanda bence o açıdan da çok manidar. Size bir parantezle katkıda bulunayım izin verirseniz. İstanbul'u geri alırken biliyorsunuz 6 Ekim 1923'te Lozan'dan sonra İstanbul'u geri aldık, kurtardık. Yeniden bir anlamda İstanbul vatan toprağı yapıldı. Karşıdan geldi biliyorsunuz Türk orduları. Yani önce Üsküdar ve Kadıköy'e geldiler. Hatta 4 Ekim'de o tarafa geliyorlar ama 4 Ekim'de biliyorsunuz işgal kuvvetleri hala burada. O gün gittiler törenle Türk bayrağını selamlayarak ayrıldılar. Ve Türk orduları karşıdan geçti buraya. 3. kolordu Şükrü Naili Paşa komutasında. Onların konuşlandıkları, toplandıkları yer neresi? Sıkı durun, burası. Yani sizin söylediğiniz... Heykel de o yüzden galiba evet. burada yapılıyor değil mi? Çünkü evet. ilk Mustafa Kemal heykellerinden bir tanesi burada. Resmen meydan okurcasına evet. şurada. 1926'da yapılan ilk heykel. Tabii o heykel Anadolu'ya doğru bakar. Yani İstanbul'dan Anadolu'ya ya Kurtuluş Savaşı'nın 16 Mayıs 1919, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkış o yolculuğa da gönderme yapar. İstanbul'la Anadolu arasında bir bağ kurar. Atatürkçe bir bağ kurar. Onu da ifade edelim. Gerçekten bu parkta konuşacak çok şey var. Belki başka bir zaman evet. başka şeyleri de konuşuruz. Çünkü burası aynı zamanda tam Cumhuriyet'in
felsefesini de yansıtan aynen. bir bilim müzesine sahip. Aa, yani bence burada olması çok manidar ve güzel. Kesinlikle. Aynı zamanda işte Tanpınar Müzesi orada olması çok güzel. Arkeoloji Müzesi benim Türkiye'de en sevdiğim tabii, yerlerden bir tanesi. Evet. Yani etrafımız bilim ve bilgiyle donatılmış vaziyette. Bu anlamda sizlerin Topkapı bu yaptığı... Topkapı Sarayı Müzesi güzel... orası da müze biliyorsunuz. Evet, evet. O da burada. her yerimiz müze ama evet. burada bu tarihi daha doğrusu hani tarihin replikası diyelim ama tarihi tekrar yaşattığınız için ve bunların aynısını yaptığınız için size müteşekkiriz. Bizler teşekkür Hakan, ederiz. Hakan bizi duygulandırıyorsunuz. Evet. Çünkü dediğim gibi 100 yıl tarihte çok uzun bir zaman değil ama bizler için o 100 yıl müthiş bir değişimin, belki de toplumun yeniden doğuşunun, Rönesans'ının 100 yılı oldu. O yüzden bunu hatırlamak nostaljik anlamda değil ama gelecek kuşaklara iletmek açısından da çok kıymetli. Güzel bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum ben. Harika. Dediğiniz gibi bazı şeyler unutuluyor ne yazık ki. Onları tekrardan hatırlatmak için bir vesile olduk. Sizlerin sayesinde de birazcık daha derinden öğrenmiş olduk buranın tarihini. Çok belki bunları da ileriki zamanlarda bir plaketle... Biz bir barkod evet, düşündük. Evet değil mi? Çok İnsanlar güzel telefonuyla... da koyarak... Orijinal onlar... yerinde biraz fotoğrafımız var ama tamam. bir barkod yapıp o barkodu okutanlar bütün bu biraz önce konuştuğumuz tarihle beraber, fotoğrafıyla beraber çok onu da görecekler. Onu hazırlıyoruz. Harika. Çok teşekkürler Alp Bey, Sinan Bey'den. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, bir bank sohbetimiz daha sona erdi. Sevgili Alp Atar ve Sinan Meydan'la Gülhane Parkı'nın ehemmiyetine ve daha da önemlisi bu nostaljik kelimesine biraz takım. Nostaljik bankların bize neler verdiğini, sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştiği devrimle birlikte ülkenin nasıl bambaşka bir noktaya geldiğini konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Benim için çok keyifliydi. Ümit ediyorum sizler için de öyledir.